Safranbolu mutluluğun resminin yapılabileceği Türkiye'nin göz bebeği, arka plana doğru bakıldığı vakit bir vadi içerisinde inci gibi dizilmiş evler, birbirinin ışığını, panoramasını engellemeyen, komşu hakkına saygı duyan, öte yandan yatay mimari dediğimiz Türkiye'ye esin kaynağı olan panoramayı buradan gözlemleyebilirsiniz. Akıllı bir kenttir. Vadi içerisinde kurulduğu için buradaki toprak ev yapmanın dışında hiçbir işte kullanılamayacak kadar verimsiz ve uygun şartları taşımaz. İki tane derenin oyduğu kanyondadır. Tepelerden kentin estetiğini, mimarisini, geçmişini gözlemleyebilirsiniz. Şu anda da Safranbolu'nun en güzel göründüğü, Safranbolu'nun başındaki altın taç hükümet konağının bulunduğu kaledeyiz. Kale 8000 metrekarelik bir alan. Burada hükümet konağı, cezaevi, cephanelik binası ve Safranbolu'nun 360 derece göründüğü bir yer. İşte burada hem mutluluğun resmini yaparsınız hem de 224 yıldan beri çalışan Türkiye'nin ilk ve en eski kuleli saatini de gözlemleyebilirsiniz. Günde 160 kere tınıyla bize zamanı muştular, yarım saatte, tam saatte. İşte bu böyle bir kentte yaşarken hem zamanın ayırdığına varırsınız hem de mutlu olmak için daha önceki nesillerin daha sonraki nesillere bıraktığı bir uygarlık göstergesinin keyfini sürdürürsünüz. Padişah 3. Selim zamanında Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa sadrazamlık görevine getirildiği vakit 1794-1798 yılları arasında memleketi Safranbolu'ya da bir hizmet kervanını başlatıyor ve bunu ilk önce kendi ismiyle anılan camiyi yaptırırken herkesin evine cebine saat koyuvereceğim şeklinde bir muştu veriyor. Cami ile saat arasındaki ilgi pek anlaşılamıyor. Caminin inşaatı bittikten sonra paşam saatten biz ses seda yok deniyor. Paşa makinesini İngiltere'den getirdiği 1797 tarihindeki saati bu kule, bu tepede bir kule inşa etmek suretiyle 20 metre yüksekliğinde herkesin sesini duyabileceği bir yerde saat kulesini yaptırıyor. Saatimizin en önemli özelliği zemberksizdir. Ağırlıkla çalışır. 9 günde bir kurulur. 2 tane sarkaça bağlı olan ağırlık bir tanesi saatin çalışmasını sağlar, bir tane de gongun vurulmasını sağlar. Günün her saat tam saatinde ve yarım saatinde zamanı bize muştular. 12'de 12 defa, yarımlarda bir defa vurmak suretiyle 1797 yılından bu yana çalışmakta.